Storyler, tweetler, yarışmalar, diziler. Artık meşgul olduğumuz ne çok konu var. Ancak böylesi yoğun gündemde unuttuğumuz çok önemli bir şey var. Çay eşliğinde yaptığımız uzun sohbetler. Tüm Türkiye'nin artık eskisi gibi konuşmadığına uyanması gerekiyordu. Biz de Lipton olarak Prime Time'da aynı anda 17 kanalı 5 dakikalığına susturduk. Ve reklam arasını konuşma arasına dönüştürdük. Hadi, çaylar hazırsa konuşalım artık. Bu sessizlikte herkesin telefonlara sarılacağını biliyorduk. Reklam filmimizin yayınlandığı gün en çok takip edilen 40 fenomeni susturarak bugün telefonları bırakıp konuşalım artık paylaşımları yapmalarını sağladık. Ertesi gün lokasyona özel mesajlarla açık havada insanları konuşmaya davet ettik. Tüm gazetelerde tam sayfa manifesto ilanımızı yayınladık. Türkiye'de aslında konuşulmayı bekleyen birçok sorun vardı. Kadınlar gününde bir kadının sesini televizyondan tüm ülkeye duyurduk. Konuşulmayanları konuşalım artık dedik. Dünya Emoji Günü'nde emojilerin duygularımızı ne kadar ifade ettiğini sorduk, gelin yüz yüze konuşalım dedik. Reklam filmimiz yayınlandıktan 11 dakika sonra trending topic olduk, Ekşi Sözlük'te bir gecede 30 sayfa entry gördük. Kampanya süresince ünlülerin paylaşımlarına, köşe yazılarına, röportajlara, haberlere konu olduk. Tüm kampanya boyunca 13 milyondan fazla kişiye ulaştık, 300 milyondan fazla etkileşim aldık. En önemlisi, konuşalım artık günlük hayatımıza girdi ve insanların konuşma isteklerinin bir ifadesi haline geldi.